Milano'da bir arkadaşım var, pizzacı. Tersanecileri birleştirmek istedi. Ama altın ise mevzusu çıktı. Ercan Can'dan vekildi. Sorunlar büyüyünce dedi ki tersaneciler, biz bunu istemiyoruz. Ardından Faruk Çatıroğlu da MİGEM için bakanlıkları Ankara'ya görüştürmeye gitti. Bize geçen yaptığı açıklamada da tersanecilerin bunu istemediğini söyledi. Acaba tersane tarafında da bir sıkıntı olabilir mi sizce? O tarafından da baksak, empati yapıp da. Şimdi soru içinde soru sordunuz. Tersanelerin üretimi için Tesoro ile tersaneciler birleşmiyor. Liman yapmak istediler. Onu kısaca onu söylemek istedim. Teşhis üretimlerini liman yapalım, yükleme boşaltma yapalım. Rapor orada. Ereğli 21 milyon ton kapasitesi var. Erdemir Limanı 20 milyon ton. Belediye Limanı 500 milyon ton. 500 milyon ton da bizim limanımız. Bu üç limanda 21 milyon ton mal elleştirebiliyorsunuz. Yükleme boşaltma yapabiliyorsunuz. 2008'den itibaren, 2005'ten itibaren inceleyen raporları hep 11 milyon ton. Yani 10 milyon ton atıl kapasite var. Yeni liman açarsanız belediyenin, Erdemir'in, bizim limanlarımızın işine mal olursunuz. Zaten 10 milyon ton atıl bir kapasite var. Bekleyen gemi yok ki. Onlar kendi aralarında anlaşamadılar. Altın isteydi, milletvekilleri girdi. Oralara girmek istemiyorum. Anlaşamayınca da bizden görüş istediler. Biz de görüşümüzü Ereğli yeni limana ihtiyacı olmadığı yönünde verdik. Çünkü biz rakamlarla konuşuyoruz. Ereğli'nin çelik fabrikaları 10 milyon ton mal dökmüş, boşaltmış, yüklemiş. Kapasite ne? 20 milyon. 1 milyon da belediyede bizim. Nereye alacaksınız gemiyi? Şimdi soruyorum size. Ereğli'de 3 tane çimento fabrikası var. Bir şehirde 3 tane çimento fabrikası olur mu? Suçlu kim? Belediye. O zaman diğer ikisini kapatmak zorundasınız. İhtiyaca göre hareket etmek zorundasınız. Elinizde ne var? Tencere ne koyup ne yapmak istiyorsunuz? Çatıroğlu ne dedi? MİGEM projesi dedi, değil mi? Evet. Bakın dünyada 25 tane tersane askeri gemi yapabiliyor. Bunu Amerika, Norveç, İsveç, İngiltere dahil. Türkiye'de de 8 tane tersane. Bu tersanelerin altyapısı askeri bir sınıf olduğu için gemilerin donanımı, profesi, toplu her şey. Bu tersanelerin güvenliği, projenin çalınmaması için bunu Savunma Bakanlığı tersanelere vermiş, belli tersaneler. O tersane haline gelmek 100 milyon dolar harcamak. Argeniz olacak. Ereğli tersanelerine askeri gemi yapılması mümkün. Ama o donanımınız yok. O donanımınız olursa yapabilirsiniz. Buna Ulaştırma Bakanlığı karar veremez. Buna Savunma Bakanlığı karar veremez. İşler çok iyiyken askeriye bize gemi yaptırmak istedi. Bizim tersanelerimiz bir kabul etmiyor. Çünkü iş çok. Dolu bir tersane. Şimdi elde iş kalmadı. Döndüler askeriye, biz size gemi yapalım. O zaman niye yaptın onu askeriye? Böyle bir kurum haline gelmek çok zor. İçeri girişi, çalışan anası, dadısı, dayısı, büyük babasına kadar araştırılıyor.